Microsoft Excel'de grafik manipülasyonu yapacağız bu videoda. Peki amacımız ne? amacımız sistemimizde bulunan değerlere göre buradaki grafiğin hareket etmesi. Yani biz bunun adına not ölçer demişiz. Siz başka bir şey diyebilirsiniz. Başka değerleri de ölçebilirsiniz. Mesela istiyoruz ki buradaki değer değiştikçe bağlı değer değişsin. Yine buradaki hız ölçerimiz de değişsin. Hemen gelip bir kere daha burada işlemi yapalım. Mesela vakanseli 26 FF kalmış. Ha belki bu tarafa da kaldı yazdırabilirdik. Onu da eğitimin sonunda size bırakalım. Eğitime başlamadan önce özellikle bir noktaya değinmek istiyorum. Bu videoyu bu eğitimi ikiye ayıracağım. Videonun ilk bölümünde sol taraftaki harf notu ve durum bölümlerini eğer ve eğer ya da fonksiyonlarıyla çarta bağlı olarak yapacağız. Eğer bu kısmı izlemek istemiyorsanız buraya direkt olarak grafik manipülasyon için geldiyseniz videonun ikinci bölümünü izlemeniz lazım. Bunun için de timeline'da bunu belirttim zaten. Videoyu oraya sürükleyip oradan devam edebilirsiniz. Şimdi hemen ilk bölüm için başlayalım. Harf notunu ve durumu oluşturalım. Harf notu için önceliklerim var. Mesela ortalama bölümünde de sayı dışında bir şey yazsın istemiyorum. Onun haricinde oraya gireceğim sayı sıfırdan küçük ya da yüzden büyük bir sayı olmamalı. Bunları da benim Excel'e açıklamam lazım. Bu yüzden de eğerle başlıyorum. V fonksiyonunu da açtıktan sonra V hücresindeki değerin sıfırdan büyük ya da sıfıra eşit bir sayı olması gerektiğini belirtiyorum ve V hücresindeki değerin yüzden küçük ya da 100'e eşit olması gerektiğini belirtiyorum. Son olarak da ne demiştik? V3 hücresindeki değerin bir sayı olup olmadığını test et diyorum. Bunların hepsini test ettin. Sonrasında gelip V'nin parantezini kapat noktalı virgül. Doğruysa bu işlemi yap diyeceğim. Ne yapacak şimdi? Tüm testlerimin ilk şartımın daha doğrusu ilk şartlar bütünümün doğruysa değer bölümünde yapacağım. En sonuna geldiğimde bu eğer yanlışsa değer bölümünde kullanıcıya bir uyarı girebilirim. Veya istediğim herhangi bir değeri buraya yazabilirim. Bu tamamen bize kalmış. Şimdi aks notu için ben bir kaynak buldum. Bu kaynak üzerinden bu işlemi yapacağım. Yani ezbere tabii ki bilmiyorum. E, buradan bakarak yapacağım arkadaşlar. O yüzden siz de bunu isterseniz referans alabilirsiniz ya da farklı bir kaynaktan referans Olarak bu işlemi yapabilirsiniz ancak hiç merak etmeyin buradaki değerler bütününü bozmanız gerekebilir o durumda da zaten göstereceğim yolla grafik manipülasyonunu yapacağınız için hiç zorluk yaşamayacaksınız merak etmeyin elbette biz burada not ölçer yapmaya çalışıyoruz ama siz bunu başka bir şey olarak da düzenleyebilirsiniz çünkü yöntemi öğrendiğinizde yapabilecekleriniz hayal gücünüzde sınırlı. Şimdi başlayalım. Eğer diyorum ben bunu şöyle yapacağım. Önce FF'den başlayıp AA'ya doğru işlemleri sürükleyeceğim. Şimdi burada 49 var. 49 değeri. O yüzden gelip B3 hücresindeki değer küçük eşit 49 dersem ve doğruysa buraya FF yaz dersem ilk kısmı atlatmış oluyor. Sonraki kısımlar için noktalı virgülü bıraktım. Eğer'in eğer yanlışsa değer bölümündeyim. Tekrar bir eğer fonksiyonu açıyorum ama bu defa bir de V açacağım. Neden? arasında işlem yapacağım yani şununla şunun arasında mı bir sorgulatma yapacağım Benim ilk sorgulatacağım şey ne B3 hücresindeki değer büyük eşit mi 50'den ve B5 hücresindeki değer küçük eşit mi 59'dan 50 ile 59 arasında mı Tabii 50 ve 59 da dahil Doğruysa ne yapacak? Doğruysa gelecek ve D, D yazacak buraya. Yanlışsa ne yapacak? Yapacağı işleme devam edecek. Yani eğer B fonksiyonuyla devam edecek. B 3 hücresindeki değer 60'tan büyük mü 60'a eşit mi? Burada ilk soru dikkat ederseniz ilk mantıksal. Bir önceki mantıksalın son değerinden bir fazla. İkinci mantıksal ise yine B 3 hücresindeki değer diyelim. Küçük eşit mi 64'ten. Peki bu ne? Yani ben bunu neye göre yapıyorum? Bakın 49'la başladım 10 ekledim. 50 ile 59 arasında. Yani şu son değer bakın 49 son değer buradaki değeri ihtiva ediyor 59 5 ekleyeceğiz 64 yani son değer 64 olacak bir önceki değerden 5 fazla peki v'nin içindeki ilk mantıksal ne olacak bu da bir öncekinin son mantık salının bir fazlası. Yani ben mantığı böyle kurdum. Siz yine farklı şekilde tabii yapabilirsiniz ama bu yolda yapacaksanız mantığımı sizler için özetlemeye çalıştım. Parantezi kapattım. Noktalı virgül dedim. T'deydi bir önceki. Bu da D'de not olacak. Noktalı virgül. Tekrar eğer yalnızsa değer değil. O yüzden eğer V'yi bıraktım ve işleme devam ediyorum. 65'ten büyükse eşitse ve küçük eşitse 69'dan yani 65-69 arasındaysa bu defa DC olsun. Tabi D'nin yanına büyük C yakışır. Küçük C olmadı oraya. Tekrar eğer V diyorum. V3 büyük eşitse 70'e ve V3 74'ten küçük sayıda eşitse cc yazsın noktalı virgül yine eğer v ile devam ediyorum bu defa 75 büyük eşit mi ve 79 küçük eşit mi diye soruyorum doğru olması durumunda cb olacak yanlış olması durumunda eğer v ile devam edeceğiz 5 hücresindeki değer 80'den büyük ya da eşit mi ve 5 hücresindeki değer küçük ya da eşit mi kaça 84 84'ten dememiz lazım bunun geri dönüşü nasıl olacak? BB olacak. Peki sonra ne yapacağız? Eğer V dediğinizi duyar gibi oldum. Ben sizin için buraya yazdım. Bunu artık devam edelim. B3 hücresindeki değer büyük eşit 85 ve B3 hücresindeki değer küçük eşit 89. Şimdi bir şey dikkatinizi çekmiştir. Geldik bakın şuraya dayandık. Şu son 5'teyiz. Ondan sonra bunu 11 daha arttıracağız. 11 daha 100 yapacak zaten. Biz o yüzden ne yapacağız arkadaşlar? Bunu kapatacağız. B'yi noktalı virgülü bırakıp eğer doğruysa BA gireceksin diye uyaracağız. Sonrasında tekrar gelip bakın eğer V diyeceğiz. Bu defa 90'la. Bir 90'la derken B3 yazmayı unuttuk. Ne oldu? Ha tamam, pardon. Evet B5 hücresindeki değer büyük eşit 90 ve B3 hücresindeki değer küçük eşit 100 mü diye soruyoruz. Peki bizim bunu böyle yapmamıza gerek var mıydı? Aslına bakarsanız bizim bunu böyle yapmamıza hiç 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 gerek yok. Burayı böyle uzun uzun yazdım ama bakın yüze dayandı. Sonra bakın ben V'nin parantezini kapatacağım, geleceğim buraya. Doğruysa şunu şunu yap diyeceğim. Bir de bana yanlışsa ne yapayım diye soracak işte. Yanlışsa diyelim boş bırak falan filan. Hani boşu boşuna burada bir dönüş yapacağız. Bizim zaten şöyle yapmamız kafi buna. Geri kalan bütün her şeyde a a yaz diyoruz. Çünkü niye? Diyelim buraya tekst ifadesi girdi. E zaten buradan geçemeyecek. Şu ilk eğer ven içinden geçemeyeceği için bunu en sonunda bizim yazacağımız uyarıya atacak. Başka bir ihtimal de olmadığına göre bunu bu şekilde yazıp bırakabiliriz. Mesela bakın doğruysa değer, yanlışsa değer. Şimdi tabii parantezi kapatalım. Şöyle bakın kontrol ettirdiğimizde son yanlışsa değer bu. B'nin içine girersek daha doğrusu şöyle eğerin içine girelim. Mantıksal sınavımız doğruysa değerimiz ve yanlışsa değerimiz. Okey. Şimdi ben buradaki parantezleri tek tek kapatmaya başlayacağım. Ne zamana kadar? Buradaki şu alttaki bilgi kısa yol panelinin şuraya gelmesine kadar tam şunun altına gelecek ben orada duracağım şimdi bakın şöyle yavaş yavaş ben bunları ne yapacağım gezindireceğim ve geldi Tüm hepsini kapattı bir kere daha kapatırsam şu eğerin dışına çıkmış olacağım çıktım enter'a bastım şimdi doğru bir işlem mi yaptım evet bir yere kadar doğru bir işlem yaptım ama nereye kadar yaptım bakın uyarı verdirmedim mesela geldi vatandaş bunu sildi bakın yanlış değeri döndü ama bu da bir seçenek. Eğer bir şey yazmak istemiyorsanız zaten bu değer dönecek. Ama biz birazcık profesyonel kullanalım değil mi? Eğer ilk açılan eğerse son kapanandır. Bakın son kapanan. Bunun arasına gireceğiz ve diyeceğiz ki D gir. Yani değer gir. Böyle bir ifade. Enter'a bastık. Şimdi tutup yine aşağı doğru çekelim ve buradaki değeri silelim. Mesela değer gir diyor. Geldik eksi 4 yazdık. Değer gir diyor. Veya 109 yazdık. Değer gir diyor. Ama geldik bunu 100 olarak değiştirdik. Aa harf notunu veriyor. Diğer notları da siz kontrol edebilirsiniz. Biz gelelim şimdi durumu halledelim. Eşittir ile başlayalım. Eğer diyelim ya da diyeceğiz bu defa. Mantıksalları yazarken anlayacağız neden ya da kullandığımızı. Hangi durumlarda kalacak öğrenciler? FF, FD durumlarında. Şunu dememiz yeterli bakın. C3 hücresindeki değer bir bak bakalım FF F mi? Ya da C3 hücresindeki değer F, F, mi? Bunlardan bir tanesi bile doğru olursa, bir tanesinin bile doğru olması yeter. Ne yapsın? Gelsin, kaldı yazsın. Tekrar eğer diyorum ya da dememe gerek yok. Tek bir şart var. O da şu. C3 hücresindeki değer F, D, mi? Doğru olması durumunda gel Uşullu yaz. Noktalı virgül. Pardon içinde yazmamız lazım. Noktalı virgül. Bunun dışında her ne olursa olsun geçti yaz. Bunu da parantezin kapatayım. Burada ne yapacak? İlk önce FFDF'leri burada bir kurcu alacak var mı? Bir bakacak. Buradaki değer için konuşayım sadece. Mesela A değil mi burası? Gelecek bakacak FFDF var mı? Ben buraya kaldığı yazayım mı? Yok yazmayayım çünkü değil. Eğer diyecek bu D'de ise ben gideyim koşullu yazayım bakacak öyle mi? Değil. A onun dışında bir şey. O yüzden geçti yazıp bırakacak. Aşağı indiğimizde koşulları, kalanları ve geçenleri görüyorsunuz. Şartlara bakıp bunları da kontrol edebilirsiniz. Burada tabii FD biz bakalım hemen bir FD, e, DF yazmışım, DF yok bizde değil mi? FD var. FD düşünüp DF yazdım yine. Öyle de bir durum oldu. Şöyle çekelim. Evet. Kalanlar biraz daha belirginleşmiş oldu. Böylece. Evet. ilk adımı tamamlamış olduk. Artık ortalamaya göre ve harf notuna göre bir not ölçer yapacağız. Şimdi eğitimin ikinci bölümüne geçebiliriz. Eğitimin ikinci bölümünde artık grafik manipülasyona başlayacağız. Burada değerlerimiz var. Değerlerimizin toplamı 100'e eşit. Buradaki 100 bunların toplamı mı diyecekseniz. Hayır bunu ben kendim buraya yazdım. Çünkü 200'lük bir donut oluşturacağım burada. Sonrasında onun 100'lük kısmını keseceğim. Kesmeyeceğim ve rengini kaldıracağım. Ve yarım ay şeklinde kalacak donut. Bunun için geldim buraya bir yüz daha ekledim ben. Sonra burada ibre bölümümüz var. Bu da adı üzerinde zaten bir ibre oluşturacağız. Bunun için bize gerekiyor. Buraya bir daha doğrusu buraya bir yazacağım. E, buraya istediğiniz herhangi bir şey yazabilirsiniz. Yani şimdilik sıfır kalsın. Buraya da geleceğim. Burada toplam kaç değer var. Daha doğrusu bunların toplamları kaç? 200 değil mi? O yüzden geleceğim. 200 eksi P3 hücresindeki değer eksi ve P4 hücresindeki değer diyeceğim. Şimdi grafikte şu konuyu ve şu konuyu çok daha net bir şekilde anlayacaksınız. Geleyim. Mesela şu bölgeyle başlayalım. Şöyle şu bölgeyi komple seçeyim. Ekle diyeceğim. Sonrasında gelip buradan donutu seçeceğim. Yani halkayı seçeceğim. Halkayı seçtim. Böyle birazcık büyüteyim. Öncelikle benim yapacağım işlem şunları silerek başlayacak. Bunlar bana gerekli değil. Sonrasında şu alan için şuradaki grafik alanı için bazı işlemler yapmam lazım. Yani bu şekilde tam ikiye bölemem ben bunu. Bakın şöyle bölersem eğer bu yana doğru olur. Tam istediğim şekli almaz. Bundan dolayı sağ klik veri serisini biçimlendir diyeceğim. Burada ilk dilimin açısını soruyor. İlk dilim Şurada olmalı. Değil mi? Şurada olmalı ki düz bir yukarı doğru yarım hilal. Daha doğrusu aşağı doğru diyelim. Aşağı doğru yarım hilal oluşsun. Ondan dolayı e, burası 270 derecelik bir açıya sahip olmalı ki tam da böyle gözüksün. Bunu tamamlamış olduk. Şimdi ben geleceğim. Hepsini seçtim şu anda. Şöyle özel olarak sadece şu ufaklığı seçeyim sağ klik yaparak buradaki dolguyu kaldırabilirim. Buradaki dolguyu kaldırdıktan sonra zaten tam istediğim hale ulaşmış oluyor. Bakın burası 49, burası 15, 5, 5, 5, 5, 5 diye gidiyor. Şu en sondaki 11 tabii. Bunları da üzerine gelerek biraz bekleyerek görebilirsiniz. Yani aslında tam istediğim şeye şu anda ulaşmış oldum. Ben şimdilik şunu kapatayım. Şimdi ben kırmızıdan yeşile doğru bunu renklendireceğim hızlı bir şekilde. Yani siz kafanıza göre yapabilirsiniz. Ben buraları atmıyorum. Ama bir tanesini renklendirerek tabii örneğini göstereceğim size. Her şeyden önce bakın şu şekilde geldiniz buraya. Bir kere tıklarsanız buradaki bütün donutu halkayı seçer. Bir kere daha üzerine tıklarsanız bu parçayı seçer. Bu parçayı seçtikten sonra ister gelip buradaki biçim bölümünden de yapabilirsiniz şuradan. Şekil ana hattı diyerek. isterseniz grafik tasarım bölümünden renkleri değiştir diyebilirsiniz. Hiç önemli değil. Biz buradan yapalım. Mesela şuradaki bir ana hattını seçmişim. Şekil dolgusunu seçeceğim. Şuradaki şu koyu kırmızıyı seçebilirim ben. Ondan sonrası için kırmızı. Yani bunu da kırmızı seçeriz. Biraz daha sarıya yakın bir kırmızı. İşte sarı. Biraz daha açık sarı. Sonra yeşil gibi bu şekilde gider. Ben hemen bunları renklendirip geliyorum. Evet ben renklendirme işlemi tamamladım. Artık ibra bölümüne geçip gerekli değerleri atamak kaldı. Öncelikle gelip grafik alanını seçtim. Buradaki bakın grafik alanının tamamını seçmeniz lazım. Geri seç Ve şurada gösterge girdileri seriler bölümünde ekle diyerek seri adını ve seri değerlerini gireceksiniz. Seri adı için ben ibreyi seçeceğim. Seri değerleri için de şuradaki değerleri göstereceğim. Şimdi burada tamam diyorum. Bir kere daha tamam dediğimde burada bir sıfır noktasının oluştuğunu görüyorsunuz. Fakat şöyle yapmamız lazım sağ klik, veri serisini biçimlendir. Burada zaten 270 olarak bu da otomatik olarak gelmiş güzel. Normalde bu sıfır gelmişse veya farklı bir değer gelmişse bunu 270 olarak düzenleyip bunu sıfıra getirmenizi öneriyorum. Ya da burada sıfır değildir de örnek veriyorum. 50'dir. Bakın bu şekilde gözükecek. Sonra 100'dür bakın gelip 100 yaparsınız bunu. Burada gözükecek. Yani buraya yazmış olduğumuz yüzün ne işe yaradığını böylece anlamış olduk. Buradaki bir ise arkadaşlar bakın şu alan şu. Turuncu alan. Şimdi bunun üzerine biraz daha manipülasyon yapmamız lazım. Sağ klikle birlikte bizim seri grafik türünü değiştir diyerek ya da ondan önce şu renk ayarlamalarını da bizim yapmamız lazım. Ee, sadece şu turuncuyu seçtikten sonra şöyle sağ klik yapalım. Buradaki dolguyu şöyle siyaha bir döndürelim. Şöyle siyah olsun. Ana hattı da siyah dönüştürelim. E şimdi artık kaldığımız yerden devam edelim. Şu dış halkayı seçiyorum. Buna dikkat edin. Bakın gelip bir kere seçerseniz şu dış halkayı seçmiş olacaksınız. Sağ klik seri grafik türünü değiştir diyeceksiniz. Çünkü burada ikisi de halka grafikken istediğim sonuca ulaşamam. Değil mi? Bundan dolayı gelip ibreyi, ibre bölümünü ikinci leksel olacak şekilde gelip pasta grafiğe dönüştüreceksiniz. Benim istediğim bakın şuradaki şu siyah veriyi görüyor musunuz? Bu siyah çizginin siyah verinin ibre olarak bana yardımcı olmasını istiyorum. O yüzden ikinci leksende bunu yapacağım. Tamam dedikten sonra bakın bu şekilde bir geri dönüş elde ediyoruz. Şimdi gelip sağ klikle birlikte veri serisini biçimlendir derseniz ilk derimin açısını görüyorsunuz sıfır bu. Şimdi gelip 270 yazarsanız yüzmüş demek ki bakın çünkü nereden anlıyoruz bunu? Sağ tarafa geldi hemen bakalım. Evet 100 olarak buraya gelmiş. Şimdi artık yapmam gereken çok basit. Sağ klikle birlikte buradaki dolguyu yok edeceğim. Ee, bir daha deneyeceğim. Sanırım hepsini seçmişim tek tek bunu yapmak iyi olacaktır. Böyle dolgu yok diyelim. Alttaki gri parçayı da seçelim. Sağ klik gelip yine dolgu yok diyelim. Ve buradaki değeri de örnek olarak 25'e getirelim. Baktığımız zaman evet ibremiz çalışıyor. Temelindeki mantığı anladığınızı düşünüyorum. Burayı 200'e tamamladık. Çünkü tıpkı burayı 200'e tamamladığımız gibi. Burası da 200'e tamamlanmış. Burası şimdi bakın seçtiğimizde göreceğiz. Bir açı oluşturmak istiyoruz biz burada. Bu açı şuradaki değer 25'lik. Şurası 25'lik değer. O burası. 174'lük değer. Şu komple geri kalan kısım. Birlik bölümüse buradaki ibrenin boyutu. Mesela geldiniz burada 6 yazdınız. 6'lık bir ibre boyutuyla karşılaşırsınız. 2 yazdınız ikilik aynı şekilde. Biz bir yazalım. Biraz daha kullanışlı olduğunu zaten göreceğiz. Sonrasında ben şunu yapmak istiyorum. Ekle diyeceğim. Gelip şekiller bölümünden. Yani buradan herhangi birisini seçebilirsiniz. Ee, mesela şunu da seçelim. Böyle biraz düzgün olacağını sanmadım ama. Yani şöyle bir şey yapalım. Kristal gibi dursun. Tabii rengiyle oynayabiliriz. Şekil biçimi diyelim. Bunu siyah yapabiliriz. Ya da şuradaki kırmızı gibi yapabiliriz. Bakalım yakın bir renk var mı? Olmazsa şekil dolgusundan onu uydurmaya çalışalım. Aynısını bulduk bile. Evet. Bu şekilde bunu yapalım. Ve buradaki değerle biraz oynayalım bakın. 57 yapalım. 100 yaparsak ne yapacak? Evet biraz bunların yeriyle oynayıp şöyle şu şekilde. 0 yaptığımızda bakın nasıl bir reaksiyon veriyor. Güzel. 50 yaptığımızdaki reaksiyonuna bakalım. Bu da güzel. Sadece biraz belki sola kaydırabiliriz. Evet bu şekilde daha iyi oldu diye düşünüyorum. Şimdi geri kaldı bunların uyarıları. E, uyarıdan önce aslında şunu da yapmak lazım herhalde. Sağ klik yapalım. Dolgu için tabii şu alanı seçtik umarım aralığı. Dolgu için dolgu yok da diyebilir ya da beyaz olarak dursun. Biz sadece hana hat yani dış kenarlığı şuradan kaldıralım. Daha güzel gözükecek. Ve şuradaki değerlerle ibre bölümünü az sonra burasıyla kapatacağız. Buraya kadar tamam. Bundan sonrası dediğimiz gibi artık bunların e, bizim oluşturacağımız etiketleri. O kadar. Başka bir şey kalmadı sayılır manipülasyon için. Ya da onları en son yapalım. Şimdi buradaki şekille grafiği seçelim. Şöyle biraz Aşağıya doğru bunları alalım. Burada biraz bizi beklesinler. Çünkü bizim burada yapmamız gereken başka bir iş daha var. Geldik F'de. Ad soyad diyelim. Ortalama diyelim. Ve son olarak da harf diyelim. Şurayı biraz açalım şöyle. Hatta sana biraz daha açacağız gibi burayı. Şöyle. Evet. Gelip buradaki ad soyadı çağırmak için veri bölümüne geleceğim. Buradan veri doğrulama ve liste diyeceğim. Kaynak olarak benim şu aralığı göstermem yeterli olacak. En uzun isim burada Sedef Özgü Temel galiba. Hemen onu seçeyim. Evet sığıyor. Herhangi bir sorun yok. Ortalamasını getirmek için düşey ara fonksiyonunu açıyorum. Eğer bilmiyorsanız arkadaşlar bu formüllerin kullanımını ben zaten kartlara bıraktım. Oradan detaylı bir şekilde inceleyebilirsiniz. Aranan değer. Tablo dizisi. Bütün indiz sayısı. Aralık bak tam eşleşme 0. Şimdi yapılan işlemi yana çekiyorum. Yani yapmanız gereken burada dediğim gibi şunu çekmek. Buna 3 yazmak bu kadar. Tabii G3'ü aramayacak burada. Bunu da değiştirmemiz lazım değil mi? Bunu da değiştirdik. Tamamdır. Harf notu da gelmiş oldu böylece. Şimdi arkadaşlar işte zurnanın zırt dediği yer buradaki ortalama sonucunu versin istiyorsak eğer ibrenin bizim bu ibre bölümünde şu 50 yerine şunu yazdırmamız lazım. Onu nasıl yapacağız? Eşittir dedik bakın. Geldik. Sadece G3 hücresindeki değeri getir diyerek bu işlemi tamamlamış olduk. Bu kadardı. Bundan başka bir şey yok. Grafikle şekli seçtik. Artık benim şuraya ihtiyacım yok. Burayı kapatıyorum. Yani şöyle hatta bakın. Evet tam bu şekilde biraz güzel olacak gibi geliyor bana. Etiketlerini yaptıktan sonra artık eğitimi bitirelim. Ben ekle bölümüne geleceğim. Buradaki metin kutusunu seçebilirsiniz ya da metin kutusunu seçmek zorunda değilseniz ekleye gelip şekillerden herhangi istediğiniz bir şekli de Seçebilirsiniz. Hiç önemli değil. Ben basit bir şekilde göstermek istediğim için metin kutusunu seçtim. Sonrasında aynı yöntem şekilde de işe yarayacağı için deneyebilirsiniz yani istediğiniz gibi. Buraya geleceğim bakın. İlk önce tabi metin kutusunu şu şekilde seçmemiz lazım. Seçtik. Hep buraya. Mesela ne istiyoruz? Biz ortalama notunu istiyoruz. Gelip buradaki ortalamayı seçebiliriz. Bunu seçtikten sonra not buraya gelecek. Gelip giriş sekmesi altında bunu istediğimiz ebatlara getiririz. İstediğimiz rengi veririz. Arka planı yani rengi derken. Ondan sonrasında da gelip e, yani şöyle beyaz bir renk verelim olmazsa. Ve birazcık küçültmemiz ya da e, aslında bunun tam tersini yapmak biraz daha faydalı olabilir diye düşünüyorum. Yine girişe gelelim. Biz arka plana dolgu rengini beyaz. Yazı rengini de şöyle bir kırmızı seçelim. Hatta bunu kalınlaştıralım. Bolt olsun. Azıcık şunu küçültelim. Evet. Sonra getirip şuraya bunu koyalım. Tabii bir de ne yapmamız lazım? Şuradaki kenarlıklardan kurtulmamız lazım. Şekil biçimi. Şekil ana hattını ana anahtı hat yok diyerek bu hale getirelim. Sonra tabi harfi de yazdıralım. Bunun için ben bu arkadaşı kopyalayıp yapıştıracağım. Sonra buradaki G3'ü de bu nerede bakın? H'de. H3'e gidecek. H3'de CB'yi aldı. Buradaki biçimi biçim boyacısıyla kopyalayıp gelip buna yapıştırabilirim. CB şeklinde. Bu kalır burada. Ee, olmazsa bunu biraz daha bizim 32'den küçültmemiz mümkün. Mesela 18 olsun. 18'lik bir evet, boyutla getirip bunu da mesela tam şuraya koyabiliriz. Ya isterseniz bu 77'yi alıp buraya koyabilirsiniz. Artık yani tamamen sizin isteğinize göre bu değişir. Peki şimdi hemen bir deneyelim bakın. Burada Sedef Özgü Temel'in 77'ymiş. Şakir Akın 23'müş. Orasında Simge Denizci'nin 10 değil tabi bu 100 olacak. Biraz şöyle büyütelim. Ee, ama böyle büyümüyor galiba. Şöyle. Evet. mesela 50 alan arkadaş. Mesela Faik var. Hemen Faik'e bir gelelim. Evet. Şöyle gösteriyor. Olmazsa nasıl yaparız bunu? Aşağı koyabiliriz tabi daha kullanışlı olabilir hatta böyle. Evet. Şimdi denediğimizde gayet başarılı bir çalışma ortaya çıkmış oluyor arkadaşlar. Kullanışlı bir grafik manipülasyon gerçekleştirmiş olduk. Umarım işinize yarayacaktır. Sonraki eğitim videosunda görüşmek üzere. Videoyu kapatmadan önce kanala abone olmayı, beğendiyseniz videoyu beğenmeyi, maddi olanaklarınız ise katıl destekçimiz olmayı unutmayın. Sonraki eğitim videomuzda görüşmek üzere.